Edebiyatçımız. Edebiyatçı. Bir edebiyatçımız. Hiç utanmıyorsun değil mi edebiyatçımız derken? Ne yapayım abi? Ne diyeyim yani? Kadın edebiyatçı yani bildiğin. Abi kadın. Kim, ben mi tanımıyorum? Kim, kadın mı? Bilemiyorum abi. Siz meseleyi ne kadar takip ettiniz ama burada isim vererek şey yapmayayım. Hiç etmedik. Bu... Ha, çünkü Mevlana'yı halletti. Şimdi Kürt meselesini de halletmek istiyor. Ha. O ihaleyi de almak istiyor. Ama yok öyle ihale. Yapmayalım. Burada barışa hizmet edecek şeyleri biz hesabımızı unutalım. Hayır ama işte tehlikeli ama olan da bu. Tehlikeli barış yani. Hesapları şey sonra görürüz. Trajik zafer değil, tehlikeli barış oluyor. Hesapları sonra görürüz. Bence birazdan, ona muhtacız yani. Evet, birazdan ilk Türk Kürtçe tweet'i öyle de denize düşen yılana sarılır diyerek hani öyle şimdilik. Ya biz hepimiz bunu toplum, bir de yılana düşen bu denize sarılır var. Toplum beraber öğrenecek, Gökdemir'in söylediği. Bu dili öğrenmek çok kolay değil. Bir dili öğrenmenin bir takım yolları vardır. İlk yolunu burada söylemeyeyim. Dili öğrenmenin ilk, ikinci yolundan başlayayım. Sen maşallah. Güzel güzel. Ne yapayım ha? Ne aklına geldi ya? Ben uzun diye burada söylemeyeyim diye söyledim. Yani şu uzun mesele şey yapar. Evet evet anlaşılıyor. Ondan sonra daha kısa yollarını en azından söyleyeyim diye. Bu dili hep beraber öğreneceğiz. Ama hayatı boyunca zihnindeki bütün kavramları savaş üzerinden bir takım iktidarlar kurmak üzerinden bir takım çıkar örgütlenmelere dahil olmak üzerinden kurmuş alttaki o halkın içindeki esas damara bir tek gün dönüp bakmamış adamlar bunu nasıl kuracak? Asıl mesele bak o. Ben size bir şey söyleyeyim. Şivan Perver'le İbrahim Tatlıses'in yan yana gelmesini bile daha çok önemsiyorum o adamları. Aynen. Bak, tabii. Bunu yani, o kadar söyleyeyim. Çok ben doğru. Yani, gerisini. Tabii güzel. Ama yine de o acıyla yüzleşmeye acı derken yani bir takım ön yargılarımızı kırmaktan başlayacağız. Yani bu yüzleşmeyi sağlayamazsa halklar. Ben küçük bir soru soracağım. Kim yani afiyet kaçırmak istemiyorum. Küçük bir soru soracağım. Araya gideceğiz ama bak. Döndükten sonra sor o zaman. Sorunu unut. İstiyorsan sor biz düşünelim aradan sonra cevap verelim. Yok yok. Ya bir de işin daha derin bir meselesi var. Bir derin bir arka planı var ya hani tarihten geldik. Tarihi seyir içinde nasıl olacak bu? Sonuçta kimse katılmayabilir söylediğime ama ben söyleyeceğim. Seküler Kürtlerle Türkiye barış yapıyor. O seküler Türkler, Kürtler ve onların partisi gibi düşünmeyen kitleleri ne yapacağız? Onlar ne diyor? Hiç yani onları İslamcı dinledik Kürtler mi? İslamcı da değil. Onlar da muhafazakar seküler Kürtler. Şeyler bir dille ama siyaset yapıyorlar o, çünkü zaman zaman. Taraf, onu da demiyorum ben. Seküler diye bence tanımlanabilir bir homojenlik yok ortada. Ya eğer BDP'yi kastediyorsak BDP'yi hani kendi içinde öyle farklı eğilimleri ben var yani. Bence evet. Seküler Kürtler diye oldu. Bir genelleme yapamayız. Benim zaman, şahsi kanaatim. O zaman kaygılanmaya gerek yok. Kaygılanmaya gerek. Peki bir ara verelim. Aradan sonra tekrar buraya geliriz. Bir evim olsa da bu pazar başarılı tasarımcı Derin Sarıyer'in stüdyosuna konuk oluyoruz. Derin Sarıyer'le mobilya tasarımı ve dekorasyona dair keyifli bir sohbet 24 izleyicilerini bekliyor. Gerçekten farklı, gerçekten hoş mobilyaları dolaşacağız sizlerle birlikte. Evleri daha çekici hale getirmenin yolları, mimar tavsiyeleri ve daha fazlası Bir Evim Olsa Da. Bir Evim Olsa her pazar Gülru Çongar'ın sunumuyla 14.15'te 24'te. Alo hayırsız. Uzattın arayı. Evet öyle oldu Halit amca uzattık ha. Özlemedin mi Halit amcanı? Ne oldu bir gerginsin. Sedat küs müyüz niye konuşmuyorsun benimle? Gidecektik takılacaktık elenecektik Sedat. Ben çok memnun kaldım ortamda. Sedat bak şimdi kime veriyorum bak. Hangi ortam bırakacak mısınız teyzeciğim? Hangi notlar lazımsa. Ama o bizde yok. Akmayın kokmayın okulunuzu uzatmayın. Uzatınca geriliyorsanız sevdiklerinizle beraber Vodafone'a geçin. Tüm Vodafone'lularla sınırsız konuşun. Hem de yanında her yöne 500 dakikasıyla hepsi sadece 35 lira. Vodafone'da. Bu cuma, cumartesi ve pazar tüm kartumsalarda erkek, bayan ve çocuk için Nubuk Bot 34 lira 90 kuruş yerine 19 lira 90 kuruş. Carrefour hipermarketlerinde ise 16 GB iPhone 4S 1699 lira. Üstelik 12 taksit fırsatıyla. Hassas dişler problemi yaşayan hastalar bana geldiğinde bir tek şey söylüyorlar. O da hassasiyetin verdiği rahatsızlık. Hastalarıma sunacağım çözüm diş macunlarını değiştirmek kadar kolay.
Ben Sensodyne öneriyorum çünkü hassas dişlerde etkin bir koruma sağladığını biliyorum. Aynı zamanda dişleri çürüklere karşı korumada, ferah nefes sağlamada ve diş eti sağlığını korumada yardımcı olur. Hastalar Sensodyne kullanarak hassas dişler için ihtiyaç duydukları ve günlük diş macununda aradıkları özelliklere bir arada sahip oluyorlar. Bir dakika, biz mobilya bakmayacak mıydı? Hayat, Merinos'ta mobilya da var. Merinos'ta mobilya da var. Mobilya da var Merinos'ta. Hepsi ne kadar şık değil mi hayat? Ödemede de bir şıklık yaparsınız artık. Tabii efendim. Merinos'ta mobilya da var. Slim Tricor. Simfer. Sınır tanımayan tasarımlar. Yeni Ford B-Max. Hayata kapılarını aç. Devam ediyoruz arkadaşlar. ne oldu? Ne oldu Selam? Tuğba demiş ki... Pekala bak... O zaman burada mı? Çok özür dilerim seyircilerimizden de. Evet. Hesapta ciddi bir meseleyi konuşmaya çalışırken birdenbire oluyor işte insanlık hali. Vedat Bulut yani. Diyor ki bugünlerde Paris'te gazeteci olmak ateşten gömlek giymekten farksızdır. Bir de barışın tarafındaysanız durumunuz vahimdir diye. Evet doğru. Ondan sonra. Tuğba bir meseleyi yok sayarken insanların yaşadığı acıyı da görmezden duymazdan gelebiliyorsak tamam kapatalım gözlerimizi demiş. Efendim Emrah Yoldaş, ana akım medyanın en büyük umudu Kürt sorunundan nemalanmasıdır. Çözümünde samimi değildir. Kürtler medyayı değil o anlamda samimiyeti baz alır demiş. Yavuz Selim en az gazeteler kadar sosyal medya mecralarının da önemli olduğunu hatırlatmış. Artık önemli doğru. Efendim. Bence de. Efendim başka bu bağlamda Selma Nur Aktaş'ın da Yavuz Selim'in de. Böyle güzel sözler var bu arada. Onlara da bakalım. Onları söylemeyelim. Devam edelim. Göktemir bir şey mi diyeceksin? Ya bu şey aydınlar meselesini önemsiyorum demiştim. Bakın 2006'nın sonunda tekrar biliyorsunuz o zaman örgüt tek taraflı olarak ateşkes ilan etmişti. Ve hemen 2006'nın sonu 2007'de barış konferansı tertiplenmişti. Hatta hükümet de davet edilmişti bu barış konferansına aydınların oluşturduğu konferansa ve orada da 324 bizim aydınımız, entelektüelimiz bir bildiri yayınlamıştı. Silahlar sussun diyordu. O zaman tabii ki bu talep devlete de tek taraflıydı. Çünkü örgüt tek taraflı olarak ateşkes ilan etmişti. Devlete de diyordu ki bu operasyonları da durdurun, gerekmedikçe üstlerine gitmeyin ve konuşmaya başlayalım deniliyordu. Bugünkü durumumuz biraz daha farklı. Sanırım iki tarafa da bunu söylemek gerekiyor. Biraz işte bu tekrar aynı girişimlerin öne çıkması gerekir. Burada ama garip bir şeyi de hemen altını çizelim. Bu konferansın çağrıcılarından, daha doğrusu bu metnin çağrıcılarından biri de Büşra Hoca'ydı. Büşra Ersanlı'ydı. Ve ondan sonraki süreçte Büşra Hoca tutuklandı, cezaevinde kaldı. Evet. Yani buna da dikkat etmek lazım. Barış adına elini taşın altına koyan, inisiyatif alan insanlar daha sonra uydurma suçlamalarla suçlandı ve tutuklandı. Cezaevinde tutuldu bu insanlar. Ona da dikkat etmek lazım. Ama ona rağmen ben Türkiye'de aydınların, sanatçıların bu inisiyatifi alabileceğini düşünüyorum. Ve onları dediğim gibi medyadaki kalemşörler ve televizyon yorumcularından daha çok gerçek insan olarak tanıyorum. Yani bunun, gerçek kimlikleri de ortadalar. Ödemiş, tabii bedelini ödemiş koymuş. İnsanlar tabii. Fikrimi yani taşıyan. Murat Belge bir şey söylediği zaman ben onu ciddiye alıyorum. Bir gazete yazarı gibi düşünmüyorum onu. Ya da efendim Akın Birdal işte söyledi, bir şey söylediği zaman bunu ciddiye alıyoruz. Gerçek insanların da çıkması lazım. Ben derim ki devletle silahlı örgütü yalnız bırakmamak lazım. Yani bunlar zaten karşı karşıya geldiğinde pek hayırlı sonuçlar alamadık şimdiye kadar. Müzakere sürecinde de yalnız bırakırsak ben pek hayırlı olacağını düşünmüyorum. Yani nefesimizin... O zaman bu demektir ki şu da olacak. Kemal Burkay, Miroğlu, ondan sonra Kızılkaya
Muhsin abi, Muhsin Kızılkaya. Onlar da artık serbestçe konuşabilecek. Yani PKK tehdidi olmadan, silah vurulma tehdidi i̇nşallah, olmadan. İnşallah. Öldürme korusun. Tehdidi olmadan Allah korusun serbestçe tabii, konuşabilecekler korusun. İnşallah. Öyle, bunu öyle bilemek, umuyoruz. Öyle umuyoruz. Bilemek yani bu, lazım bu, yani. Ama bu şiddet dili tabii tek taraflı değil. Biz şimdi burada hep barışlayınca biraz önce ona işaret ettim. Herkes karnından konuşuyor. Barış bazı şeylerin kod adı olmuş. Kendi zaferinin kod adı olmuş. Devlet içinde biraz öyle. Evet, Kürt hareketi içinde yenilme, böyle. Yenilme duygusu evet. aramaksızın evet. ancak böyle şeyler konuşulabilir. Doğru. Ve ben bu Aydın girişiminden, Aydınlar girişiminden şunu bekliyorum. Artık Türkiye'de şöyle düşünelim. Bir dönüşüm var. Devlette bir dönüşüm var. Biz bu inkar, asimilasyon ve hatta katliam politikaları sürerken devlete hakim değildik. Yani buradaki muhalif güçler ya da halk ya da parlamento onların temsilcileri şu anda hakim misiniz Gökhan? Tam anlamıyla değil belki halk ama en azından halk oyu parlamento sen üzerinden. Sen bahsetmiyor yani genel tabii, halkın halktan bahsediyorum etkisinden. Yoksa benim devlete hakim olmak gibi bir zaten mefkürem de idealim de yok. Hakim olduğum anda da zaten dağıtırım yani bu organizasyona son veririm inşallah. Ama şu en azından o zaman parlamento öyle bir karizman olur ki ne demişti 14. Louis'nin sözü gibi olur o zaman devlet benim diyebilirsin evet. demesen bile millet evet. öyle görür seni. Kapatırız Gökmenin. İnşallah. Şunu diyeceğim en azından şimdi parlamento üzerinden bu kurulan iktidarlar askeri mekanizmaya söz geçirebiliyor. O öyle olduğunu görüyoruz en azından. Ben tabii şahsen hükümette bakanlar kurulunda olmadığım için bilemiyorum ama dışarıya yansıyan o söz geçirilebiliyor. En azından kimin genelkurmay başkanı olabileceğine hükümet karar veriyor. Öyle görünüyor. Bir dönemler öyle değildi. Yani onlar kendi içinde işleyen mekanizmalardı. Yapılacak operasyonlara da hükümetler karar veriyor anladığım kadarıyla. Yani insanların köyleri boşaltılmıyor, köyleri yakılmıyor, insanlar hukuksuz bir şekilde sokak ortasında katledilmiyor. Resmi görevliler tarafından, askerler tarafından, evet. askeri istihbaratçılar tarafından ya da polisler tarafından sokakta katledilmiyor en azından. Böyle bir değişim var. Yani halkın artık belirleyebildiğini düşünüyoruz bir derecede. Buradan aynı şekilde ama Kürt hareketi de hala eskisi gibi davranmaması lazım. Yani o yapılan katliamların, inkarın ve asimilasyonun hesabı bugünkü hükümetlerden, bugünkü parlamentodan, bugünkü devletten sorulacak bir hesap değil. Değil, evet. Bana. Aynen öyle. Orada da insaflı olmak gerekir. Ben bu Aydın hareketinin artık silahlı harekete de bir ne diyelim talepte bulunmasını, ona da bir şey söylemesi gerekiyor. İran gibi hukuktan, demokrasiden, adaletten söz edemeyeceğimiz, yakaladığı adamı vincin ucunda sallandıran bir devlete karşı silahlı mücadeleden vazgeçen bir örgütün, Türkiye'de biz bugün bunları televizyonlarda rahatlıkla konuşurken, Türkiye'de hala silahlı mücadelede ısrar etmesi bana samimi gelmiyor. Kimse bunu ne teorik olarak açıklayabilir ne de politik olarak falan açıklayamaz. Peki, şimdi bu, böyle bir şey kabul edilemez. Ben bağlamı 21. yüzyılda Türkiye'de silahlı mücadele yürüteceğim diyen bir örgüt gerçekçi değildir. O neyse onun ideali, o idealler uğruna savaşmıyordur. Bana bunu kimse izah edemez. Ben bunu kabul etmiyorum. O yüzden bu acildir. Yani aydınların aynı zamanda devlete biz nasıl şimdiye ortamı kadar ortamı şiddetten, içinde, silahtan tabii, arındıracak inisiyatifi alması gerekiyor. Bu gerekir. Kabul edilemez bir durum. Yani bu kadar bunu insanın ölümünü artık bunu da aydınların şey söylemesi gerekir ama. Doğru. Dolayısıyla yenme ve yenilme psikolojisini ortadan atmak lazım toplumda. İkincisi çok önemli bir şey. Türklerin de Kürtlerin de onurunu, gururunu kırmadan doğru bir dil kurarak. Ama onu da Ertuğrul Özkök'e bırakmamak lazım. Türkiye, peki. Türklerin haysiyetini savunmayı bir şeye da Ertuğrul Özkök'e bırakmamak başka lazım. Başka bir yere meseleyi taşıyayım. Selahattin'e de bir soru olarak sormuş olayım. Yani şimdi biz. Sen söyle ya. Yok ben şimdi şeye kafa yoruyorum. Ya bu artık bugüne kadar işte son 30 yılı 40 yılı kuran daha geçmişe de